Evet, bu dersimizde de Meddi Fer'i denilen ilaveli uzatmanın bir başka konusunu ele alıyoruz. Bu da Meddi Munfasıl. Nedir Meddi Munfasıl? Meddi Munfasıl uzatma harfleri olan Vav ya Elif harflerinden herhangi birisinden sonra Yine daha çok uzatma sebebi olan hemze gelirse ve uzatma harfi bir başka kelimede. Hemze de bir başka kelimede yer alırsa bu tür uzatmalara meddi munfasıl diyoruz. Munfasıl ayrı olmayı ifade ediyor. Uzatma harfinin bir başka kelimede olması daha çok uzatmaya sebep olan hemzenin bir başka kelimede olması işte bu ayrı kelimelerde olmayı ifade ettiği için meddi munfasıl olarak orijinal ismiyle hatırlıyoruz. Bunu da yine bir örnek üzerinde inceleyelim. Ondan sonra diğer örneklerimizi okuyalım. Örnek kelimelerimiz Ya eyyuhâ kelimeleri olsun. Çünkü ya da bir kelimedir. Ey da bir kelimedir. Ya derken ya harfini üstün hareke almış kendisinden sonra da hareketsiz gelen uzatma harfi elif ile görüyoruz. Eğer kendisinden sonraki kelime olmasaydı bunu yalnızca ya diyerek bir elif miktarı uzatarak okuyacaktık. Ancak şu anda görüyoruz ki uzatan elif harfinden sonra daha çok uzatmaya sebep olan hemze gelmiş ve uzatma harfi önceki kelimede daha çok uzatma sebebi olan hemze de bir sonraki kelimede yer aldığı için buna meddi munfasıl diyor ve ya eyyuha şeklinde uzatarak okuyoruz. Şimdi bunun gibi diğer örnekleri de birlikte okuyalım. İnni ahaf tubu ilallahi keman إذا أثمر إلا أن أنظرني إلى على evajina Rabbena innaka Madde munfasılın devamı olarak bir başka maddeyi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu da uzatma harflerinin açıkça görülmeyip gizli olarak yer aldığı zamirler ve zamirlerden sonra gelen hemzelerle okunuşlar. Bunu da yine bir örnek inceleyerek göreceğiz. Ardından örnek kelimeler okuyacağız. Ele aldığımız örnek kelimemiz ve kelimelerimiz ve ennehu ileyhi kelimeleri olsun. Burada gördüğümüz gibi ve ennehu ileyhi şeklinde bir okuyuş var. Neden burada meddimun fasıl uygulanıyor? Sebebi şudur. Burada gördüğümüz ha harfi ötre ile gelmiştir. Ha harfi zamirdir. Zamir olan ha harfi kendinden önceki harfin harekesi olduğu zaman gelirse bu durumda zamir uzatılarak okunur. Burada işte hü zamiri kendinden önce harekeli nun harfi olduğu için ha harfi uzatılarak okunmaktadır. Ve ennehu diye uzatılarak okunur. Burada sanki H harfinin altında gizli bir vav vardır. Öyle kabul edilir. Ve vav harfi gizli vav H harfinin uzatılarak okunmasını sağlar. İşte bu tür yerlerde de uzatılarak okunan zamirlerden sonra da daha çok uzatmayı gerektiren hemze gelirse işte böyle yerlerde de yine meddi munfasıl olarak dört elif miktarına kadar uzatılarak okunur. Bu açıklamalardan hareketle meddi munfasılı dört elif miktarı uzatarak okuyalım. Ve ennehu ileyhi Diğer örneklerimizi de okuyoruz. إلى قومه إني أنما له أخلده عنده إلا بإذنه علمه الا بما شاء لا اعذبه احدا به انجينا